Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası turumuz tüm Türkiye'de devam ediyor. Bugünkü durağımız Bursa Mustafa Kemal Paşa'dayız. Yılmaz Tavukçuluğa konuk olduk. Firma kurucusu yanımızda İlker Bey bulunmakta. Bakalım bize sektörüyle ilgili neler aktaracak. İlker Bey merhaba. Merhaba. Öncelikle yoğun temponuzu bize ardınız için çok teşekkür ediyoruz. Bölgenin yumurta tabii ki hizmetini siz yapıyorsunuz. Biraz sonra böyle ilgili faaliyet ve hizmetlerle ilgili sohbetimiz devam edecek ama öncelikle ben izleyicilerimize hem size hem de buranın kuruluşunu sizden dinletmek istiyorum. Evet. Nasıl başladınız efendim sektör? Biz 6 yıl önce bu sektöre girdik. Girdiğimizde 500 tavukla girdik. Bunu arkadaşlarımıza da zaten anlatıyoruz. Bu sektöre giren mutlaka az sayıda girip müşteri potansiyelini yükselttikten sonra çoğaltmasını diliyoruz. Biz 6 yıl önce başladık. Evet, 6 yıl önce başladık. 6 yıldan beri bugüne kadar hizmet sunuyoruz. Gezen tavuk olarak yapıyoruz biz bunu. Açık organik yumurta. Organik yumurta. Açık olarak 24 dönüm arazimizin içerisinde gezdiriyoruz hayvanımızı. Bu şekilde yumurta üretimini sağlıyoruz. Hayır, şimdi yumurta ile ilgili, tavuklarla ilgili o kadar çok spekülasyon, o kadar çok ön yargılar var ki şu anda yemiş olduğumuz yumurtanın gerçekten olup olmadığını merak ediyoruz diyen birçok da izleyicimiz var. Bununla ilgili sorular var. Biz peki organik yumurtayı nasıl anlayacağız İlker Bey? Organik yumurtayı şöyle anlayacaksınız. Normalde kafes yumurtası dediğimiz, tabir ettiğimiz yumurtayla bizim yumurtayı ayırtmak için yumurtanın dış kabuğunda bir koku oluşuyor. Bu kafes tavukçuluğun yumurtasında bu koku var. En kolay ayırt edebileceği şekil budur. Ama diğer öbür türlü ayırt etmek çok zor. Kümeste ve kafes, yani çiftlik yumurtaları nasıl oluyor peki? İşte çiftlik yumurtası dediğimiz, yani bu kafes sistemi, hayvan sadece yem ve su yiyor. Kafesin içinde ömrünü burada geçiriyor hayvan. Yani dışarıda herhangi bir hava ile temas etmiyor bu hayvan. Peki birçok da hastalıklı tavuğun da yumurtaların yedirdiklerine dair de birçok da tabii ki spekülasyon var. Bunlarla ilgili peki nasıl burada hizmetinizde ve hizmet verirken neye dikkat ediyorsunuz bu anlamda? Biz burada normalde hayvanlarımıza aşı türü şeyleri kullanmıyoruz. Mümkün mertebe. Kullandığı zaman da o gün kullandığın aşının etkisi 3 gün. 3 gün çıkan yumurtayı mutlaka ve mutlaka iba etmek gerekiyor. Çünkü yenmez bu yumurta. Ama bunu yapan var, yapmayan var tabii. Onların kendi vicdanına bırakıyorum onu. Peki bakımları ne şekilde yapıyorsunuz burada? Neye dikkat ediyorsunuz hizmet verirken? Bakımlarımız ilk önce kümes giriş çıkışlarında hijyene çok dikkat etmeye çalışıyoruz. İlaçlarımız var. Girişte işte ayak yoluna hastalık taşındığı için kümes içerisine genelde içeriye kimseyi sokmamayı önem göstermeye uğraşıyoruz. Zaten kümesimizde kamera sistemimiz var. İçerisini görmek isteyen arkadaşlar olursa kamera sisteminden onlara yardımcı olmaya uğraşıyoruz. Günlük kaç bin yumurta üretiyorsunuz? Günlük aşağı yukarı 5500 gibi yumurta üretiyoruz. Hangi bölgelere hizmetleriniz var? Bunu yarı yarıya gibi düşünürsek bunun yarısını Mustafa Kemal Paşa'ya sevk ediyoruz. Yarısını da Bursa'ya sevk ediyoruz. Bu şekil. Kimlere hizmet veriyorsunuz? Genel olarak da ben toptan çalışıyorum ama marketlere de hizmet etmeye çalışıyorum. Yani hizmette sınır yok, evet, yani yok. Sizlerce, değil mi? Peki birçok yumurta görmek, yumurtacı görmek mümkün sizler gibi. Herkes de kendi kalitesinden bahsediyor ama sizi diğer yumurtacılardan ayıran özellik nedir efendim? Neden gelinmeli Yılmaz yumurtacılığa? Neden siz tercih edilmelisiniz? Fark ne? Yani bizim, yani hayvanımızın bir kere tercih edilmesinin sebebi şu. Yani biz hayvanımızı dışarıya salıyoruz. Yani şimdi ne kadar tamamen organik olmasa da organa en yakın yumurta üretmeye çalışıyoruz. Yani bu hayvan dışarıda işte dediğim gibi 24 dönüm arazimiz var. Bunun içerisinde yonca ekili. Bu hayvan işte buradan yeşillikten sebepleniyor. İşte topraktan sebepleniyor. Sonuçta güneşten sebepleniyor. Bunlar sağlıklı da yumurta, yani yumurtanın bir lezzet katkısını buradan alıyoruz yani. Sadece tavuk yumurtasını üretiyoruz. Evet, sadece tavuk yumurtası üretiyoruz. Peki, şimdi tabii yıllar önce burayı kurmuşsunuz. 6 yıl öncesine geri dönecek olursak, eğer bir iş yeri kolay kurulmuyor. Hele ki hayvanlar da söz konusu olduğunda çok daha zor bir sektör. Aradaki zorluğu siz yaşıyorsunuz. Biz şu anda tabii sizinle güzel, lezzetli yumurtalarınızı yemek yemeye meşgulüz elbette. Ona tanığız ve şahidiz. Neler yaşadınız bugüne kadar ve şu anki yere gelmeyi hayal eder miydiniz? Bir iş yeri kurmak zor çünkü. Yani ben dediğim gibi işte 6 yıl önce kurduğumda burasını, yani
bu seviyeye geleceğimi düşünmüyordum açıkçası. Çünkü ben hobi olarak başlamıştım bu işe. Ama sonra müşterinin talebi üzerine ben sayıyı gün geçtikçe yükselttim. Hobiniz yani, işiniz olmuştu evet, değil mi? Yani bir bize iş şeyi verdi işte bu hobi. Aslında da tır şoförüydünüz. Aynen tır şoförü yaptım. İçin yapmış olduğunuz evet, bu hobi şu evet, an size de çok şey kazandırdı. İnsan da kazandırıyor aynı zamanda. Aynen. Peki var mı farklı projeleriniz burayı büyütmek gibi, farklı işler gibi? Var tabii ki yani gönül ister yani bu kadar daha yapayım. Ama kaliteyi korumak kalite istiyorsunuz. Kalite az olması daha iyi bence yani. Kaliteyi daha güzel koruyabiliyorsun. Onun için bu sayı yeterli. Ne kadar kontrolör kadar iyi, kaliteyi evet, korumak adına da şu andaki yerimde mutluyum diyorsunuz. Peki evet, son olarak da sizleri destekleyen buraya gelen müşterilerinize, izleyicilerimize son sözleriniz nelerdir efendim? Vallahi Yılmaz Tavukçuluk olarak yani bizi tercih ettikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tercih etmeye devam etsinler, yani, gelsinler, evet, görsünler burayı, yani tavukları nasıl yetiştiğini evet, organik ortamlarında görsünler, ondan sonra karar versinler diye biz de ekleyelim buradan da evet, burayı gören birin olarak. Ben çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür vermiş ederim. Vermiş olduğunuz değerli bilgilere, keyifli sohbetinize, hem kendi bölgenize hem Türkiye'ye kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışı içinde umarım uzun nesiller boyunca Yılmaz Tavukçuluğun da ismini duymak dileğiyle. İnşallah. Farklı programlarda görüşmek üzere. Başarılar. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet değerli gündem özel izleyicileri, Yılmaz Tavukçuluk'tan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bir başka şehre ve firmaya kadar hoşçakalın.